Merhabalar, ben Kötüyüz Köfte ve Beyond Kötüyüz'ün 50. bölümü demek isterdim ancak başlıkta da onunla alakalı bir şey olduğunu biliyorsunuz. Bir duyur videosuna hoş geldiniz. Peki bu neyin duyurusu? Neden Beyond Reality'mizin son bölümünde öyle bir şey vardı? Evet. Ben bu kelime saçmalamasını geçtikten sonra basitçe size durumu özetleyeyim. Maalesef Beyond Reality'nin dünya dosyası bozuldu. Evet, kurtarmaya çalıştım hayvan gibi. Nitrado yetkilileri de uğraştık ancak onların tarafta benim yedeklerim bulunduğu SSD problem çıkarttığı için maalesef kurtarmak pek kolay olmadı. O yüzden de artık bir noktadan sonra aman be olucu artık elimizden bir şey gelmiyor dedirtti Insi bize ve maalesef bu yüzden seri bitti. Bitmesine hayvan gibi üzüldüm. Yani çok sesimden belli olmuyor ama baya baya kurtarmakla uğraştım. Ancak elden bir şey gelmedi. O iş kendimi iğneledim. Basitçe seri acı bir biçimde aramızdan ayrıldı. Yarıda kesilerek. Hedeflerimin neredeyse hiçbirini yapamadım. Asıl hedeflerimin. Daha uzaya yerleşme hedefini yaptım. Tam orada bitmesi hoş oldu bir yandan da. Diğer yandan füjün reaktör hedefi gerçekleşememesi üzdü. O yüzden de lanet. Ho. Evet. Gerçi bu durumda lanet ama asıl lanet dediğim şu an şu. Seviyim artık. Tar oldu. Peki ben şu an neredeyim diye soracak olursanız burası gene Köfteistan. Yeni bir mod paketi geliştiriyorum. Adı, şu an kod adı Muz Arcana. Şu. Evet. Bu sabitle bir esprimiz üzerine olmuş bir isim. Kod adı bu. Ancak muhtemelen kendi ismi de bu olacak gibi. Bu mod paketini henüz test ediyorum. Burası zaten test serverı. Sadece Mandarina ve Karakalt ekibine açık bir server. Yani burada gelip test ediyor. Bizimkiler oynuyorlar. Peki. Yeni seri nasıl bir şey olacak? Yeni seri bir single player seri olacak. Evet. Bir multiplayer, bir single player bence güzel. Gider artık böyle bir dönüşüm. Serinin mod paketi yani ne ağırlıklı olacak diye soracak olursanız büyü. Magic üzerine sadece. Hayır, Magic the Gathering üzerine değil. Olsa güzel olabilirdi. Şunu da test etmiştim ancak bu olmuyor. O yüzden normal yakacağız. Evet. Ben de o esnada test serverında biraz Witcher'ı öğrenmeye çalışıyorum. Daha başlardayım. Gerçi bu test server'ından... Yok, test server'ına reset atmamıştık, evet. Asıl kendi single player testlerimde ben bayağı bir reset attım buna. Basitçe bu bir single player seri olacak. Artık serim bu. Peki, mod listesi nedir? Evet, ona bir değinelim. Bu arada ufak bir not. Pakette teknik mod diye bir şey söz konusu değil. Paket sadece büyü. O yüzden bana biraz challenge olacak. Yani biraz zorlanacağım ancak bir değişiklik olacak. Ki muhtemelen çoğunuz da artık bütün serilerimin teknik üzerine olmasından azıcık sıkılmışsınızdır. Bir değişiklik iyi gelir diye düşünüyorum. İkimize, iki tarafa da. Evet, mod listesine bakalım. İlk başta Blood Magic var. Tabii ki de. Hatta buradan bakmayalım ya da dur buradan bakalım çünkü göstereceğim birkaç önemli detay daha var. Konuşma yeteneğimi
Kaybettim çünkü önümde bir adet dondurma var ve onu hızlıca yemeye çalıştım. Evet, Otomeci kendisi bir Tonecraft eklentisi. Bayağı fantastik bir Tonecraft eklentisi. Şurada Redstone kafasında eklediği güzel şeyler var. Timer'dır, değişik depolama zımbırtılarıdır vesaire. Yani kısacası Tonecraft için bayağı bir otomatizasyon modu kendisi. Backpack modu var. Yay, backpack! Bibliocraft modu var. Dekoratif modlarımız arasında. Botanya tabii ki de olmazsa olmaz olarak yer aldı burada. Botanya'yı koyup koymamayı bir saniye bile düşünmedim. Botanya olacak dedim. Yeni modunda bayağı güzel şeyler geldi zaten. Yani yeni güncellemesinde. Ardından Carpenter's Block tabii ki de. Chunk Loader olarak Chicken Chunks kullanıyoruz bu sefer. Forbidden Magic. Kendisi büyünün karanlık tarafı gibi bir şey aslında. Eklediği ilginç bir konsept daha var. Botanya ve Blood Magic'e ara mod ekleme. Yani Botanya ve Blood Magic'le beraber çalışmasını sağlıyor olayın. Iron Chess eklemesem olmazdı zaten. Open Blocks ve Railcraft. Ama demin size teknik mod yok demiştim değil mi? Peki Railcraft nasıl var? Railcraft'ın rolling machine'ini, steam makinelerini, şusunu busunu görebiliyor musunuz? Hayır. Ya da crafting'lere bakalım. Normal crafting table'ları crafting gibi. Evet, basitçe Railcraft'ın bütün makineleri kapatıldı. Sadece rayları, loaderları, trenleri var. Ve itemları var. Ve şunlar da kapatıldı bu arada. Sadece item olarak burada duruyorlar. World Gen'de herhangi bir şekilde yer almıyorlar. Sonrasında Steve's Workshop var elimizde. Ve sonrasında Storage Traverse, Jabba gibi bir mod, barrel kafası şeyler ekliyor. Değişik konseptleri daha var bunun. Basitçe durum bu. Jabba'yı eklemedim, onun yerine bu eklendi. Evet. Bir saniye. Ondan sonra Tomcraft. Tabii ki de Tomcraft eklentileri olmadan, ya da Tomcraft eklentileri varken Tomcraft'ın olmaması saçmalık olurdu. Tomcraft var. Zaten paketin büyük çoğunluğu Tomcraft çevresine yerleştirilmiş durumda. Diğer yandan başka bir Tomcraft eklentisi olan Tomic Exploration. O da güzel şeyler ekliyor. Twilight Forest Adventure olarak önümüzde olacak şey. Witching Gadgets. Güzel bir Tomcraft eklentisi daha. Birkaç modla daha paralel cross mod olayı ekliyor. Chisel tabii ki de. Hani Chisel olmazsa olmazlardan bir tanesi olmuş durumda her mod paketinde. Decocraft. Decocraft nedir diye soracak olursanız, çok güzel dekoratif şeyler ekleyen bir mod kendisi. Diğer yandan Witchery. Benim bayağıdır merak ettiğim ve kullanmak istediğim bir mod. Ve en sonunda önümde. Evet, mod listesi basitçe bu. Hatta kaçırdığım bir şey var mı? Bubbles zaten core mod biliyorsunuz. Botanya, Carpenter's Block, Chicken Chucks, Chisel, Decocraft, Forbidden Magic, Iron Chess, Minecraft, Open Blocks, Railcraft, Steel's Workshop, Storage Rover, Stonecraft, Tomic Exploration, Tomic Tinkerer, onu söylemedim evet. Kami modu açık bir biçimde. Twilight Forest, Traveler's Gear, Witching Gadgets'ın ihtiyaç duyduğu bir mod zaten. Ve Witchery, evet. Witching Gadgets değil de Traveler's Gear şurayı ekliyor. Evet. Mod paketimiz bu. Seride önemli bir detay daha olacak bu arada. Biraz challenge olarak. Başlangıçta beni inanılmaz derece zorlayacak bir biçimde. Vampir olarak başlayacağım. Yani vampir olarak başlayacağım. Yani bunun anlamı gündüz dışarı çıkamayacağım. Gece de adım başı yaratık var zaten. Creeper patlama. Teşekkürler patlamadığın için.
Huh, ucuz artık. Evet. Olay basitçe. Bu vampir olarak başlıyorum. Sayfa çok güzel bir intro çektik seriye. Zaten Beyond Reality'nin serisinde de finalinde de gördüğünüz gibi güzel bir çıkış var. Oraya bağlanan çok güzel bir girişimiz var. İzleyin derim. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Evet. Beni üzse de yeni bir seriye başlıyoruz. Biz en azından yeni seriyi de istediğim bir şey. Evet, o zaman Creeper'lardan uzak duralım. Ve diğer son bir duyurumuza da geçelim. Son duyurumuz ise taşınıyorum. Yay! Şu anki evimden kurtuluyorum. Evet, şu anki evimi sevmediğimi bilmiyorum, siz hiç duydunuz mu, ancak sevmiyorum şu anki evimi. Ya kendi evimi, gerçek evimi. Üç boyutlu dünyada yer alan evim. İçinde yaşadığım, bilgisayarımın vesaire bulunduğu. Evet, uzatmaya gerek yok. Evet, kendi evimi sevmiyorum zaten ve bu evden kurtuluyorum. Yani annemle beraber taşınıyoruz. Biraz uzak bir yer olsa da, yani şehir merkezine alıştığından çok uzak bir yer. Ancak evin kendisi güzel bir ev olduğu için biraz o konuda içim rahat. Daha geniş bir ev, daha rahat olacağım. Umarım oraya fiber bağlatabilirim. Ya da en azından yüksek hatlı bir uydu net. İkisi de makbuldür. Ve öyle bir durumda canlı yayınlara geçebilirim. Ancak taşınacağımın bilgisi aklınızda bulunsun. Çünkü bunun anlamı bir süre videolar çok feci aksayabilir. Ki zaten şu an aksamasının sebebi de o tam olarak. Hani evle uğraştığımız için bir yandan videoyu yükleyecek. Yani çekilmiş durumda video var, ancak upload edecek zamanım olmuyor o videoları. Evet. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler. Umarım yeni seride topluca eğleniriz.